Titanic hakkındaki gerçekleri mi izleyelim? Ya bu Nigma abim gene Ocean hakkında ne demiş? Bir izleyelim ya. Yani merak ediyorum. Bu konu çok saçma bir konu çünkü. İnsanlar öldü. Ben de bir sürü meme beğendim. Yani bunun meme'i yapıldı. İnternette, TikTok'ta özellikle. Hepsini beğendim. Çok komik şeyler yaptı. İnsanlar edit medit yapmış bu ölümle alakalı. Bu arada size bir şey soracağım. Böyle bir şeye biner miydiniz? Davet gelse size. İşte Submarine'de, deniz altında Titanic'e gideceğiz falan. Kaç paraya binerdiniz ya da? Milyarderler falan varmış herhalde içinde. Türk yapımıysa binerim. Son. Titanic'le birlikte batan insanlara ne oldu? Titanic faciasının olacağı aslında kazadan 14 sene önce biliniyor muydu? Buzdağlarını Nasıl bilen yani? ama bunu bilerek saklayan kişi kim? Biraz daha... Oğlum düşünsene Nigma abim olmasa biz ne yapacağız? Barış Ali Beş'e Prime'le abone olmuş. Barış Prime'de yeni mi abone oldun ya? Allah kahretmesin seni. Barış'la Kaan beraber misiniz peki? Ha, cinsel ilişki ya. Murat Soner dizilerin finalleri attı. Onu izleyecek Alper. Murat Soner izlersek ya Murat Soner izlemek bana şey gibi geliyor ya. Biraz feminen geliyor. Yani hani Murat Soner izledikten sonra Valorant'a geçerim gibi bir hava var. Twitch girmiyorum ondan. Dostum ben gireyim. Ha. Barış'ım hoş geldin. Barış'ın nicki, Barış da benim üniversiteden arkadaşım maalesef. Bir elle tutulur bir arkadaş listesi yok. Barış da sigaraya benziyor. Onun özelliği o. Barış şey kısa neydi Barış? Kısa parlo muydun sen neydin? Peki bu denizaltına Mr. Beast'in davet edildiğini ama daveti kabul etmediğini biliyor muydun? Biliyordum Berk onlar. Senin gibi boş bir adamım çünkü. Kısa LM. Kendisi kısa LM'ye Yani benziyor. tüm bunlara ve çok daha fazlasına bakacağız. Eğer abone olup yerini aldıysan o halde başlayabiliriz. Tren yaklaşıyor mu? Big bir Titanic alkışı. Bayağı hakkındaki boş bir inanılmaz adammışsın ya. gizemler. O yüzerdeki en büyük gemi ve bunların en ihtişamlısıydı. Geminin subayları ve mürettebatı, kraliyet donanmasının en Bu iyileri... arada şey Titanic'i film zannedenler var. Titanic gerçek bir yaşanmış bir olay arkadaşlar. Yani öyle bir olay var. Gerçekten. arasındaydı ve yolcu kameraları o günün birinci sınıf otellerini geride bırakırdı. O batmaz denilen tarihteki en büyük ve en lüks gemiydi. 9 kompartman sular altında kalsa bile gemi yüzebilirdi. Bu da onu neredeyse batmayan bir gemi yapıyordu. Bu hikaye size Vardır tanıdık illaki. geliyorsa bekleyin çünkü bu cümleler Titanic faciasından 14 yıl önce yazılmış bir romanın giriş bölümüne ait. Morgan Robertson'ın Allah 1898 Allah. tarihli kısa romanı Futurity, diğer bir adıyla Titan'ın Enkazı. Bu peki bir şey söyleyeceğim. Titanic hakkında inanılmaz gerçekler diyor ama şey Ocean Gate olayını anlatıyor mu son dönemde yaşanmış olayı yoksa bu direkt şey hakkında mı Titanic hakkında mı bu video? Ben komik bulmuyorum bu denizaltı şakalarını. Aralarında nadiren komik bulduklarım var. Bazıları şey yapmış ya. Birisi YouTube Countdown sayfası açmış canlı yayını. Böyle arkada böyle patlayan bir müzikle oksijen tankının kalan sürelerini geri geriye sayıyordu. Ben onu gördüm. Yani biz de mizah seviyoruz. Güldüm Allah affetsin güldüm ama yani o an komiğime gitti. Şu an düşününce komik değilmiş yani. Roman bir buzdağına çarpan ve Evet, Kuzey Alan Atlantik'te Walker batan Spectre Titan çalıyor. isminde lüks bir yolcu gemisini anlatıyordu. Komik değildi bence ya. Sanılanın aksine bu bir efsane ya da uydurma değil. Böyle bir kitap gerçekten var ve Harvard Kütüphanesi'nde bir orijinali saklanıyor. Geminin isminin Titan olduğundan bahsetmiştik. Fakat asıl ilginç olanlar şimdi başlayacak. Sayfa 4. Nisan ayı olmasına rağmen tuzlu hava soğuktu. Titanic de Nisan ayında battı ve gerçekten de hava Nisan ayı olmasına rağmen soğuktu. Zeliş hoş geldin. Sayfa 26. Karga yuvasından gelen bir haykırış havada yankılandı. Buz diye bağırdı gözcü. İleride buzdağı, tam provanın altında. Gemi buzdağına sancak tarafından çarptı. Buzdağı Titan'ın omurgasını bir jilet gibi kesti. Eğer darbe buzdağına burundan çarpma şeklinde gelseydi, yolculara itme kaynaklı hasarlardan daha fazla zarar veremezdi ve üstesinden gelinirdi. Titanic gemisi de buzdağına sancak tarafından çarpmıştı ve Hayda. omurgası jilet gibi kesilmişti. Batması bu şekilde olmuştu.
Tüm bunların da yanında roman geminin Atlantik'te yolculuk yaptığından bahsediyordu ve romanda ayrıca biri resmen işleyeceği cinayeti yazmış dostum yani. Evrim ağacına bundan sonra geçeriz. Bu galiba direkt Titan'ı anlatıyor ya. Ocean Gate'i anlatmıyor. Sen normal vatandaş var mı? Brofşum hoş duraklardan geldin. Biri olan New York limanı da geçiyordu. Elbette romanda bu iki hikaye arasında çok farklı noktalar da var. Fakat iki kazanın da soğuk bir Nisan ayında Atlantik Okyanusu'nda olduğu... Allah'la dalga geçenler siktirsin gitsin falan. Big Bill Wolf Kadir İslam'ın son kalesi. Oğlum sen salak mısın? Big Bill ne alaka ya? Titanic. Şimdi çok farklı şeyler var diyor. Ne diyeceğimi unuttum ya. Ne salak adamsın sen ya. Olması, gemilerin isimleri ve çarpma şekilleri korkunç derecede benzerlik gösteriyordu. Nihayetinde bugün bile bu tesadüflerin nedeni net olarak açıklanmış değil. Gazeteler şu başlığı atmıştı. 1200 fazla kişi. Wow. 17 Nisan'da Halifax merkezli bir vapur yola çıktı ve geminin battığı yere ulaştı. Burada bedenlere ait arama çalışmalarını büyük bir alan boyunca yürüttüler. 26 Nisan'a kadar orada kaldılar ve deniz yüzeyinden 306 ceset toplamayı başardılar. Toplamda ölen kişi sayısı 1514 kişiydi ve halen 1500'den fazla insan kayıptı. Bunların çoğunluğu belli ki denizin derinliklerine çekilmişti. Video şöyle komik olur. Mesela Nigma bulursa onları. Seraycığım hoş geldin. Nigma kardeşim bulsaydı mesela bu videoda cesetlerin yerini tek tek söylüyor falan. Komik olurdu ama. Kendinizi ailelerinin yerine koysanız, sevdiğiniz biri ya da bir yakınınız bu kazada hayatını kaybediyor ve bedeninin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ona gerçek bir cenaze töreni bile düzenleyemiyorsunuz. İşte aileler de ne olursa olsun onların bulunmasını istiyordu. Bedenleri ailelerine ben de öyle sandım şaklıma. Çünkü bedenler deniz yüzeyinin yaklaşık 4000 metre altındaydı. Fakat akıllarına bazı düşünceler geldi. Sualtı fotoğraf teknolojisi gibi. Fotoğraflar çekip deniz diplerini araştırmak ve bedenleri bulup çıkarmayı düşündüler. Örneğin 1916 yapımı bir filmin görüntüleri su altını gösteren ilk videolardan biri. Sadece 9 dakika çekilebilen bu su altı kaydı günümüz su altı belgesellerinin atası gibi. Her neyse, amaçları enkazdakileri işte bu şekilde görüntüleyebilmekti. Tabii şimdi düşündüğümüzde o zaman için bu biraz iyimser bir yaklaşım olmuş. Nihayetinde su altını görüntüleyebilmek için çok farklı evet ve teknik fikirler düşünülmeye başlandı. Merdivenli bir sistem oluşturmak, su altına inilen ve bir ışığın fotoğraf çekimine yardım ettiği başka bir sistem ya da Williamson kardeşlerin düşündüğü derinlere kadar inilebilen teleskopik bir sistem gibi. Hatta öyle ki Titanic'i yukarıya çıkartabilir miyiz diye düşünmediler de değil. Elbette bunların hepsi başarısız oldu. İlerleyen yıllarda Ağustos 1934'te denizler altında 20 bin fert. Yani Titanic hakkında inanılmaz gerçekleri izliyoruz da son dönemlerde olan Titanic'e yolculuk yapan insanları da izleyeceğiz bu videodan sonra da. Çok garip değil mi abi ya? Sadece bana mı garip geliyor? Bu arada selam. İsimli bir film yapmak için bir su altı kamera sistemi tasarlandı. Dökme demirden tasarlanan bu sistemle yüzeyin 928 metre altına inmeyi kader başardı. Ya. Ama bu... Bizim ülkede olsaydı kader. Kader derdi. Aselsan bizi izliyor. Titanic'in bulunduğu noktaya yakın bile değildi. Aileler artık ümitlerini tamamen kaybetmişti. Yine de merak edilen şey ölenlerin halen orada olup olmadığıydı. 1980'li yıllarda teknoloji gelişmiş ve çeşitli yöntemler denenmeye başlanmıştı. Titanic'in enkazı halen bulunamamıştı. Titanic'ten gelen son koordinatlara da bakarak arama alanı... Belki hani uzun süre 1200 kişi bulunamıyor ya. 1200 ceset bulunamıyor ya. Belki oradaki hayvanlar işte köpek balıkları falan yemiştir. Mantıklı mı konuşuyorum şu an? Epey bir daralttılar. Merak ediyorum yani. Ardından bu alanın %80'ini taramaya başladılar. Fakat hayal kırıklığı. Sonuç alamadılar. Başka bir ekip kalan küçük bölümü taramak ve araştırmak istedi. Tam ümitler kesilmek üzereyken enkazı bulmayı başardılar. Kaç sene sonra bulmuş oluyorlar? Allah Allah, bak sen şu işe ya. Fakat aramalar sırasında bedenlerin iskeletleri yerine üzerlerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları buldular.
Onlara ait hiçbir iz evet, kalmamıştı. Evet yani konudan bağımsız, videodan bağımsız da Nigma'nın burnunda bir şey varmış gibi evet. Düşününce su altındaki leşçilerin yemesi daha mantıklı ama çıkarımın mantıksız olduğunu savunmuyorum. Aslında bedenler sadece 10 yıl içerisinde çoktan tuz buz olmuştu. Çünkü 4000 metre derinlikte kalsiyum karbonat gibi anti asitlerin çok az olması sebebiyle insan kemikleri kısa sürede yok olmuştu. Titanic battıktan sonra kazayla ilgili soruşturma açıldı ve bazı cevaplara ihtiyaç vardı. Örneğin akıllardaki soru işaretlerinden biri de buzdağları uyarısı yapıldıktan sonra geminin neden yavaşlamadığıydı. Geminin buzdağına çarpmadan önceki hızı neredeyse son hızdı. Soruşturma yürüten Lord Mersey birçok not tutmuştu ve bunlardan birinde şöyle yazıyordu. Uyarılar sonrası hızda azalma yok. Buzdağları uyarısı yapılmasına rağmen Titanic gemisi son hızla gidiyordu. Acaba o zaman sonradan şey miydi bu? Cinayet miydi bu? Olarak White Star Line şirketinin yönetim kurulu başkanı Jay Bruce ismi gösterildi. O da o sırada Titanic'te yolculuk yapıyordu. İlk videoda bahsettiğim buzdağları uyarısının kaptana ulaştırılmama sebebi muhtemelen ismiydi. Ismay şirketini ve itibarını düşünerek geminin yavaşlamasını istemiyordu çünkü rakip Cunard şirketinin gemileri zaten hızlıydı. Gene yolculuk sırasında gene hırsa kurban gitmiş o kadar insan yolculuk ya. Yolculuk süresi yüzünden gözden düşebilirdi. Güvenli bir şekilde varmaktansa zamanında varmayı tercih etti. Bu teori notlara ve verilere bakıldığında oldukça gerçekçi görünüyordu. Eğer uyarılar dinlenseydi ve kaptan bunu değerlendirip yavaşlasaydı, Titanic muhtemelen buzdağına çarpmadan önce yavaş hızda gittiği için daha rahat manevra yapacak ve kaza hiç yaşanmayacaktı. Titanic ile ilgili derin araştırmalar yapıldıkça bunun sıradan bir kaza olmadığı, büyük ihmaller yapıldığı ortaya çıktı. Bu bütün kazalar zaten ihmal değil midir abi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bütün kazalar zaten ihmaldir yani. İhmal olmasa kaza olmaz. Kaptan katil. Yani şey eğer dediği gibi ise biraz hırsa kurban gitme gibi bir şey olmuş. Bu ihmallerden biri de filikalardı. Titanic tasarlanırken filikaların konumları ve sayısı da planlanmıştı. Gemide normalde 48 filika bulunması gerekirken ilk çocukların %52'si falan ihmal. Evet. Kirliliği yaptığını düşünerek bu sayıyı zorunlu olan minimum seviyeye indirdi. 1894'te çıkarılan mevzuata göre gemilerde bulundurulması zorunlu olan filika sayısı yolcu kapasitesine göre değil, geminin ağırlığı ve hacmine göre belirleniyordu. Yani mevzuata göre Titanic'te bulundurulması zorunlu olan filika sayısı 16 idi. Gemilerde tüm yolcu ve mürettebatı taşıyacak kadar filika bulundurulmasına karşı çıkan bir mevzuat yoktu. Ne var ki gemi şirketleri hem daha az masraf olacağı hem de güvertede daha boş alan olacağı için mevcut mevzuata uyarak ağırlık ve hacmine göre filika bulunduruyordu. Titanic'te 16'sı ahşap, 4'ü katlanabilir olmak üzere toplamda 1178 yolcu kapasiteli 20 filika bulunduruluyordu. Üstelik başka bir hata, filikaların tam kapasiteyle doldurulmamış olmasıydı. Birçok filika onlarca yer varken hareket ettirildi. Filikalar tam kapasite olsaydı 468 kişinin daha hayatı kurtulmuş olacak. Ay, düşünsene ya. Yani o şeyde işte o anda anlatabiliyorum. O stresle, o şeyle, panikle. Bruce Ismay 500 yıl neredeyse 3'te 1'i filikalardan birine binip felaketten kurtulacaktı. Size enteresan olan başka bir şey daha söyleyeyim. Başta bahsettiğim kazadan 14 yıl önce çıkan roman. İkinci sayfada şöyle yazılmıştı. Batmaz denilen gemi Titan kanunları tatmin edecek kadar tekne taşıyordu. Romanda bu kısmın bile Titanic'le benzerlik göstermesi gerçekten ürkütücü. Bruce Ismay hem filika sayısını azaltmış hem de geminin hızlı gitmesini sağlayıp buzdağına çarpmasına sebebiyet vererek bir felakete yol açmıştı. Ismay mahkeme tarafından suçlu bulunmadı. Ama 25 yıl sonra bayıldıktan ve kör olduktan sonra şiddetli felç geçirip hayatını kaybedecekti. 1912'deki resmi kaza raporunda buzdağının geminin sağ tarafında gövde de 91 metrelik bir yarık oluşturduğu yazıyordu. Onlara göre buzdağı gemide devasa bir yarık açmıştı. Gemi ancak bu şekilde batabilirdi. Görgü tanıkları yani gemiden sağ kurtulanlara göre geminin batması 2,5 saat kadar sürmüştü. 91 metrelik bir yarık Titanic'i yarım saat içerisinde batırırdı.
Titanik'in son dönemde binlerce resim çekilerek oluşturulan ultra çözünürlüklü görüntülerine bakıldığında uzmanlar ilginç bir şey gördü. Buzdağının gövdeyi kestiği yerin izlerini. Bu inanılmazdı. Dikkatli bakıldığında kesiğin çok daha küçük olduğu görülüyor. Yaklaşık 8-9 metre. Okyanus suları gemiye bu sızıntıdan girmiş fakat normal yarıklara göre çok daha yavaş şekilde. Bu da geminin 2,5 saat gibi uzun bir sürede batmasını açıklıyor. Titanic filminin yönetmeni olan James Cameron, 2003 yılında bir ilki gerçekleştirip Titanic'in daha önce girilmemiş kısımlarını görüntüledi. Burası buzdağının ilk kez görüldüğü karga yuvası, yani gözetleme kulesi. Titanic'i batıran buzdağı işte buradan görülmüştü. İşte ihtişamlı büyük merdiven. Ben deniz araçlarından korkuyorum ya. İzledikçe böyle korkum da artıyor. Yani deniz araçlarından falan böyle büyük şeylerden korkuyorum yani. Kim batırdı filmin bilmiyorum ama. Jack ve Rose'un buluştukları yer. Şimdi ise ihtişamından eser kalmamış. Birinci sınıf zengin yolcuların yemek yedikleri ve sohbet ettikleri yer. Salon camı halen o günkü gibi canlı durmakta. Son yemeklerini yedikleri tabaklar. Ocak çalışanları. Bir zamanlar burada, geminin en alt kısmında çalışıyorlardı. Görseller onlar çok tatlı olmuş ama. Geminin dışındakiler, içerisinde olanlar kadar hüzün verici. Bağcıkları halen sıkı sıkıya bağlı bir ayakkabı ve öldüğünde ayakkabıları ayağındaymış. Düşünsenize, denizin dibinde bedeniniz deniz canlıları tarafından yeniliyor. Geriye kalan iskeletiniz ise hızlıca yok oluyor ve sizden geriye sadece ayakkabılarınız kalıyor. Titanic sadece bir gemi kazası işte değil. Abi ayak kaç numara? Deyip geçebileceğiniz türden bir şey değil. Birçok gizem, yaşanan korkunç olaylar ve hüzün veren hikayeler. Tıpkı bu 19 aylık bebeğin ayakkabıları gibi. O son anlarında boğularak can veren bebekler. Boğularak ölmekten çok korkuyorum ya. Boğularak ölmek dünyanın en kötü şeyi gibi gelmiyor mu? Yani sizce siz nasıl ölmek istersiniz? O da yanarak da kötü ya. Boğularak bana çok korkutucu geliyor. Yani ben acı çekiyorum ya. Yani orada işte ne bileyim hemen tak diye ölmüyorum ya, acı çekiyorum. Ölmek bana kötü gelmiyor Zeliş, nasıl bir cümle ya? Oksijensiz kalarak ölmek peki zaten boğulmak değil mi? Yerden sadece bir tanesiydi. Ve bugün biz onun bir parçasını görüyoruz. Allah korusun tanrı ya, ben çok korkuyorum. Boğra yanarak, acı çekerek ölmeyeyim abi. Bu insanlar için bir kabustu, felaket. Yani eğer ölürken acı çekiyorsam sıkıntı. Acı çekmeden böyle tak gideyim yani. Silahlar biraz merhametli iş işte yani, silah böyle tak acı çektirmeden. Direkt anında. Bir de korktuğum şey var. Konuyla alakasız ama söyleyeyim. Mesela nasıl ölürüm? Mesela çok utanırım. Öyle ölürsem. Mesela tuvalette sıçarken mesela. Ölürsem. Çünkü bir kere başıma geliyordu. Gülmeyin. Bir kere başıma geliyordu. Ben de deprem yaşadım. 99 depremi. Bunu yaşamadım ama. Hakikaten. Ama mutfakta ölümü bekleyen ıstakozlar içinse bir mucizeydi. Ve ama bir yerden düştüğün zaman bilimsel deneylere göre, bakın ben götümden atmıyorum, isteyen makalelere baksın, yere değdiğin an zaten %95'i falan havada, mesela düşüş mesafene göre havada düşerken kalp krizinden ölüyorsun. Ama kalp krizinden ölmedin diyelim, düşüyorsun, yere değdiğin an salise ölüyorsun. Yani bir şey hissetmiyorsun aslında. Bir efekt olmuyor. Gibi. Tuvalette sıçarken ki örneğim şuydu. Ben üniversitede, bu sıçma anımı dinlemek isteyen hanımlar dayanın. Bir iki saniye anlatacağım. Üniversitede daha ilk dönemim. Sıçmam gerekti. Daha o zaman tabii şişmanım falan, şey yapıyorum böyle pofuduk pofuduk diyorum. Hazırlık okuyoruz. Girdim.
Affedersiniz biraz uzun sürdü. Uzun sürdü. Oradaki metan gazıyla ben bayılmışım içeride. Anladım, ölüyordum yani. Böyle başım dönmeye başladı, bilmem ne yapmaya başladı. Böyle 1-2 saat çıkamadım tuvaletten. 1-2 saat çıkamadım. Metan gazıyla başım falan dönmeye başladı. Ben gidiyorum dedim yani. Orada ölüyorum sandım ben. Çok korktum. Kendi kokumdan, evet. Kendi kokum tuvaletin kokusuyla birleşti. Öyle olunca boğularak ölmek ya. O da çok acı. Ya ben acı çekmeyeyim abi. Acı çekmeyeyim. Yani öyle bir şey varsa yaşadınız mı bilmiyorum ama yani çok değişik bir şey. Mucizeler ansızın Ölüm. gelir. Ciddi, evet. Ciddi söylemiştim ama. Yerde gecesi belim kırılarak ölmekte. O da var ya. Öyle öyle öbür tarafta nasıl açıklayacaksın abi onu? Nasıl açıklayacaksın ya? Öyle gittiğin zaman. Ne diyeceksin ki yani? Seni Ne diye? ölene kadar mı koku o zaman? Nigma boşluğunu yapmış, bitti sonu. Ben de banyo temizlerken kapıyı havalandırmayı kapadım. Bayılıyordum. Temizlerken nasıl bayılıyorsun ya? İçinde bir çok tuhaf ölümler var ya. Bir ara çok okuyordum, bakıyordum hani böyle gider miyim? Bir de şey çok sinirimi bozuyor. İşte karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışık yandı. Karşıdan karşıya geçeceğim. Karşıda biri geliyor. O gelen biriyle aynı anda aynı yerin yöne doğru adım atma var ya. Onu yaptığım zaman mesela orada karar veremeyip yandan araba motoru gelip beni öldürmesi gibi bir durum var mesela. Çok komik olurdu. Ya çok boşuna gitmiş olurdum, anladın mı? Şey derdim ya, beni bir daha gönderin ya. Yani çok yanlışlıkla öldüm yani. Abi düşünsene biri ağzına veriyor öyle bu. Niye okudum ki bunu ben şimdi? Seray öyle deme, yarın bayılırsın falan. Böyle büyük konuşuyor. Ben hiç bayılmadım. Yelsin'in bir programı vardı öyle Amerika'da garip ölümleri gösteren. Hangisiydi o? Aslında öyle şeyler de izleyebiliriz ya. Benim hoşuma gidiyor. Öğrenci evinde temizlik malzemesine benzeyen her şeyi kullandık. Şeyin videosu nerede ya?